Yine mesela bu surenin 61. ayetinin sonuna doğru "Fesellimu ala enfusikum" ifadesi de var. Birbirinize selam veriniz. Ehli beyte, ev halkına yani. Mesela o da ayrı bir selam formudur. Ev halkına. Müslümanların genelde ihmal ettiğini gözlemlediğimiz bir şey. Ev halkına selam ve yabancıya selam verilmez sadece. Müslümanlar kendi evlerine girerken, çoluk çocuğunun yanına girerken, kapıdan içeri girdiği zaman "Esselamu aleykum" demelidir. Bu bir kuraldır. Selamsız olmaz. "Fesellimu ala enfusikum" budur 61. ayetteki kural. Dönelim bu ayetin çerçevesine. Cahiliye döneminde, yani Kur'an-ı Kerim bununla alakalı bu kuralları, bu çerçeveyi oluşturmadan önce insanlar birbirlerinin yanına girerken paldır küldür girerlerdi. İzin falan yok. Bu sadece o dönemin mimari yapısıyla eviyle alakalı değil bakınız. Kullanılan terminoloji bile farklıdır. Hayırlı akşamlar, hayırlı sabahlar. Bizimkine benziyor değil mi? Bizim kim onlara benziyor şimdi? Kötü bir yerden mi gerçekten ya? Hayırlı akşamlar, hayırlı sabahlar. Bu cahiliye insanların kullandığı selam verme biçimi. Selam yok ki. İslam geldi, girerken kullanabilecek o cümleleri en güzel şekilde kullanma edebini öğretti bize. Dolayısıyla bunu İslam ortadan kaldırdı. Öyle hayırlı akşamlarla, hayırlı sabahlarla bu iş olmuyor yani bakınız. Yine kullanmaya devam ediyoruz. Yanlış, onu söyleyelim. Girerken selam, çıkarken selam. Neyi eksik bunun? Selamın yerine hangi ifade bunu tutabilir ki? Cumhuriyetin ilk yıllarında Elmalı merhum kendisine tefsir yazma görev verildiği zaman, yani bir tefsir yazması kendisine verildiği zaman, bu elbette bir takım şeyler, tereddütler vardı. İşte Türkçe ibadette kullanım endişesiyle bir takım şeyleri es geçti. Hatta bazı kelimeleri, mesela Elmalı'nın orijinal mealini bugünkü kuşak anlamaz, bugünkü nesil anlamaz. Bilerek kelimelerin orijinalini latinize etmiştir sadece. Türkçe çevirmemiştir Elmalı merhum. Yani kelimeleri olduğu gibi bırakmıştır. Mesela orijinal Elmalı'nın meali varsa Rahman suresini bir okuyun. Muhteşem bir akustik ses akustiğiyle yazmıştır mesela. Kelimelerin orijinaline dokunmadan. Tıpkı ne gibi? Hani Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur hamd. Hangisi Türkçe? Hiçbir tanesi. Hepsi Arapça zaten. Hepsi Arapça. Bu ifadeleri özellikle kullanıyor Elmalı. O dönemde bir baskıcı, o totaliter bir yönetim, bir rejim var. O dönemde bu tefsiri yazarken. Buna rağmen bazen öyle satır aralarında okkalı cümleler yerleştiriyor ki mevcut sisteme, sistemin yöneticilerine, mevcut konjonktüre, algıya adeta meydan okurcasına. Onlardan bir tanesi bu ayetle alakalı söylüyor Elmalı Hamdi. İfade aynen şu sadeleştirilmişini koyuyor. Bu orijinal değil. Sadeleştirilmişini burada konuşsam, söylesem kimse anlamaz herhalde. Yeni kuşaktan kimse anlamaz. Sadeleştirilmiş şekli bu. Diyor ki Elmalı merhum, hayırlı sabahlar, hayırlı akşamlar gibi dilekler sadece dünyanın bir sabah ve bir akşamıyla sınırlı olup iyi temennileri bir günden ileri gitmeyen güdük bir medeniyetin adeti olduğunda şüphe yoktur. Güdük bir medeniyetin adetidir bu. Hayırlı sabahlar, hayırlı akşamlar ifadeleri. Bu cümlenin ilk yıllarında söylenen bir cümle biçimidir. Dolayısıyla burada Allah Teala cahiliye döneminin kalıntılarını tamamen silmek adına yeni bir dil, yeni bir üslup, yeni bir yöntem belirlemiş. Müslümanlar maalesef ya bu yöntemden habersiz ya da haberdar olduğu halde bir türlü atalar dinini bırakmadığından dolayı Allah'ın konuyla alakalı söylediklerini arka planda görmeye başlamışlar. Ya değilse nasıl ifade edeceğiz bunu? Niye hayırlı akşamlar, hayırlı sabahlar, selam varken, selamun aleyküm varken, giderken, çıkarken diye? Bunu alıştırmamız lazım kendimize. Şimdi bu ayetleri okuduktan sonra, daha önce de okumuşsunuzdur biliyorum, eminim. Fakat bunu okuduktan sonra bir müzakere, karşılıklı olarak bunu müzakere ettikten sonra yine de aynı şekilde devam edecek mi? Yapmayın Allah rızası için. Bu ayetin okumanın bir anlamı olsun. Hayırlı akşamlar, hayırlı sabahlar cümlesi paydos. Bitti. Lügatimizden çıkaralım bunu. Girerken ve çıkarken selamun aleyküm. Velev ki bir çalışma ortamı, bir makama, bir mevkiye, bir kuruma girdiniz. Bayanlar da olabilir, problem değil. Niye onunla konuşurken hayırlı günler, iyi günler hanımefendi deyince cümle oluyor? Selamun aleyküm de hiç olmasa Müslümancası olsun bunun. Cahiliyecisi olmasın yani mesela. Çok mu önemli bu kurallar? Tabii ki çok önemli. Sizin kimliğinizi ortaya koyar.